Peki diyorsun ki o zaman Private Label'da bu tarz tehlikeler yok mu? Hayır, yok. Ki biraz daha göstereceğim, Amazon'un en büyük hesabı kapatıldı. Unutmamamız gereken bir şey var. Ticarette sıfır risk asla ve asla olmaz. Biliyorum uzun bir zaman oldu. Ancak ne yazık ki zamansızlıktan Amazon videolarına ara vermiştim. Bu vesileyle Amazon videolarına tekrardan geri dönüyorum. Artık ara ara Amazon'dan haberler. Bu tarz videolarda aşağıya yazmış olduğunuz yorumlardan yola çıkarak eğer bana takıldığınız, sormak istediğiniz soruları lütfen şu anda aşağıya yazarsanız bana da Amazon'la ilgili içerik açısından yeni fikirler vermiş olursunuz ve bu fikirleri ben kullanarak sizlere video üzerinden cevaplayabilirim. Dolayısıyla sizlerden gelecek yorumlar en azından bu video üzerinde çok önemli. Çünkü sizlerden gelecek fikirlere ihtiyacım var. Önümüzdeki haftalarda zaman zaman belki haftada bir, belki iki haftada bir Amazon'la ilgili bir veya iki video çekmek istiyorum. Özellikle de Amazon tarafından haberler kısmı, yani yeni update'ler, yeni gelişmeler vesaire vesaire. Bunları birazcık konuşalım istiyorum. Geçtiğimiz haftanın en önemli konusu Elasticsearch dediğimiz bir database var. Yani bir bilgilerin toplandığı bir server. Bu serverın içerisinden bazı bilgiler çalınmış. Bakıyorum yaklaşık burada da gördüğünüz gibi 7 GB'lık bir data çalınmış ve bu datanın içerisinde Amazon satıcıları ile müşteriler arasındaki konuşmalar geçiyor ve burada bazı inanılmaz yazılar var vesaire. Evvela bunu şuraya bağlamak istiyorum, hızlıca söyleyeyim. Bazen arkadaşlarla konuşuyoruz, bana da geliyor bu tarz mesajlar. Abi biz private label yapmak istiyoruz. İşte retail arbitraj tehlikeliymiş, şöyleymiş, böyleymiş, okey. Retail arbitrajda şöyle sıkıntılar varmış, okey. Peki diyorsun ki o zaman private label'da bu tarz tehlikeler yok mu? Hayır, yok. E nasıl yok? Siz şimdi private label'a girmek istiyorsunuz. Amazon üzerinde milyonlarca ürün var. Muhtemelen sizin satmak istediğiniz ürünün bir benzeri veya tıpatıpa aynı şekilde Amazon'da var. E durum böyleyken size ne yapmanız lazım? Mutlak bir şekilde yorum almanız lazım. E yorum alabilmeniz tek bir yolu da şimdi biraz sonra üzerinden geçeceğim yöntemler. Bu yöntemleri yaptığınız zaman da sizin hesabınız, ki birazdan göstereceğim, Amazon'un en büyük hesabı kapatıldı bu problemden ötürü. Sizin hesabınızın kapatılmayacağına malum. Dolayısıyla ticareti yaparken riskleri minimize etmek çok önemlidir. Ancak bilmeniz gereken bir şey var ki riskleri sıfıra asla ve asla indiremezsiniz. İndiremeyeceğiniz için de yapmanız gereken şey aslında çok basit. Riskleri bir şekilde en asgari müşteriye indirmek ve bundan sonrasında işinizi düzgün, doğru ve akıllı bir biçimde ilerletmektir. Şimdi burada bakalım neler söylüyorlar. İşte burada ben size Türkçesine çevireyim. Birçoğunuz zaten İngilizceyi o kadar biliyordur, anlıyorsunuzdur ama burada şunu söylüyor Amazon. Amazon satıcısı müşterilerle Facebook üzerinden görüşmeye başlıyor. Ya Facebook üzerinden ya da Amazon üzerinden mesajla. Ardından onlara bedava ürün yollayacaklarını ve bedava ürünlerinin karşılığında da kendilerinden yorum beklediğini söylüyor. Bundan sonra da yorum geldikten sonra ve yorum Amazon'da paylaşıldıktan sonra da bir ekran görüntüsünü satıcıya atmasını istiyor. Bak benim yorumum artık görüntülenebiliyor diye. Ekran görüntüsünü satıcı arkadaş Amazon.com üzerinden inceliyor ve ardından da bu müşteriye PayPal üzerinden ürün bedelini hatta birkaç dolar fazlasını verebiliyor. Mesela bir tanesine bakalım. Burada bir satıcı Amazon'daki bir müşteriye ulaşıyor ve şunu diyor. Evvela bizimle diyor profil linkini, yani senin yorum yaptığın profil linkini bizimle paylaş. Seni bir tanıyalım. Senin profiline göz attıktan sonra sana bir URL, yani bir adres vereceğiz. O adresi tıkla ve o ürünü Amazon.com üzerinden al. Bu adresin içine genellikle ürünün renklenmesi, yani pozisyonu alması gereken keyword dediğimiz, yani anahtar kelime belirleniyor elbette. Yani bu oradaki linkin içinde. Ardından ürünümüzü aldıktan sonra bize ürünün siparişinin numarasını ve PayPal hesabını ver diyor. Ve step 4, yani sonuncu olarak da sen bize bunları yaptıktan sonra ekran görüntüsünü tekrardan bize yolla. Yorum yaptıktan sonra ardından biz sana bütün paranı vereceğiz. Ama bunun içerisinde taxi, yani KDV'yi ve herhangi bir şekilde Prime yok ise ve sen bir kargo ödüyorsan bunu vermeyiz diyor. Ancak bakın şurada şunu söylüyor. Bazı durumlarda diyor satıcılar bu tarz müşterilere yorumlarının ne kadar iyi, uzun, resimli, videolu olmasına istinaden daha da fazla para verebiliyor. Bu serverdaki problemden ötürü kaynaklanan açıkta neler var? E-mail adresleri var, WhatsApp numaraları var ve Telegram numaraları var. Hem müşterilerin hem de satıcıların. Bakın burada birebir gösteriyor.
75.009 adet müşteri bilgileri. Burada PayPal hesapları, bakın burada yazıyor. Toplamda 232.664 adet Gmail e-maili var bunun içerisinde. Bakın burada göreceksiniz. Tam olarak burada. Mesela bir tane satıcı şunu yazmış. Bu ürünle ilgili bizim bir adet videolu yoruma ihtiyacımız var. 30 civarı da kelime olması lazım içerisinde yazmış. %100 cashback. Yani %100 bir şekilde. Hatta bakın cashback'i de şöyle yazmış ki algoritmaya asla ve asla takılmasın diye araya böyle değişik yıldız koymuş. Eğer diye almak istiyorsanız işte tıklayın falan filan diye söylüyor. Facebook üzerinden genellikle bu tarz ulaşıyorlar. Bakın, do you want to join our reviewer reward program and participate in some free product trials? İnsanlara böyle sanki Amazon'un kurallarına aykırı olmayan bir şeyi yaparmışçasına davet ediyorlar ve böylelikle insanları ürünleri alıp 5 yıldızlı yorum bıraktırıyorlar. Vesaire vesaire, bakın böyle bir şey gerçekleşmiş. Burada anlatmaya çalıştığım şey, yani geçen şu anda Amazon bununla ilgili çalkalanıyor. Aslında videonun başında söylediğim şey, ticarette asla ve asla sıfır risk diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ticaretin kendisi zaten risk üzerine kurulan bir şeydir. Eğer ki siz zaten bir şeyleri riske etmek istemiyorsanız, ya benim sıfır riskim olur olsun istiyorsanız, dersiniz birisinin yanında çalışırsınız ve çalışmış olduğunuz bir kişi size saatiniz karşılığı bir maaş öder. Yani sizin saatlerinizi sizden alır. Bunun karşılığında da size para olarak bir geri dönüş yapar. Bundan mütevellit. Hani retail arbitrajda şu 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 varmış. İşte private label'da bu 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 varmış gibi düşünmeyin. Çünkü bunların hiçbirisinde sıfır risk yoktur. Hiçbir ticaret modelinde olmadığı gibi. Peki Amazon şu anda içeri sızdırılan bu bilgileri almış, toplamış, kendi ekiplerine inceletmiş. Peki ne mi olmuş? Anlatayım size ne olduğunu. Aoki, Amazon'daki en büyük satıcı. Tekrarlıyorum. Amazon üzerindeki en büyük satıcı Aoki. Şu anda hesabı kapalı. Bakmak ister misiniz? İsterseniz beraber bakalım. Mesela bir ürüne tıklayalım. Dashcam diye çıktı. Bakın birçok gayet güzel ürünler var. Ne yazıyor arkadaşlar burada? Currently unavailable. Veya bakalım power diyelim. Wall chargers diyelim. Hop. Merhaba Piçöz Bey. Ah düştü. Kedim gelmek istiyordu. Gördüğünüz gibi currently unavailable. Currently unavailable. Currently unavailable. Amazon Aoki'nin yaptıklarını bu data breach dedikleri, yani bu sızan bilgilere bakarak bulmuş ve şu anda Amazon'un en büyük satıcısı olan Aoki'yi platformundan kaldırdı. Hiçbir ama hiçbir ürünü şu anda Amazon'da satılamıyor Aoki'nin. Mesela isterseniz şöyle bir de Amazon.com yapalım. Aoki diyelim. Mesela Aoki bir tane ürününü gördüm mesela burada. Gelin tıklayalım. Şu anda kullanılmış ürününü Amazon'un warehouse'u satıyor. Peki sadece Aoki mi? Hayır. Amazon'un en büyük 7. satıcısı olan Ampol. Ampol'un da bütün listeleri kapandı. Nasıl mı? Bakın mesela 1. Currently unavailable. 2. Currently unavailable. 3. Currently unavailable. 4. Currently unavailable. Bakalım mı da? 5. Currently unavailable. 6. Zannediyor musunuz siz bunlar 14.121 yorum? Efendim 6.179 yorum, 3.628 yorum, 6.447 yorum, 14.121 yorum. Bunların bütün hepsini gerçekten hakkıyla aldığını mı düşünüyorsunuz? Tabii ki hayır. Tabii ki private label yaptılar. Tabii ki bu kadar büyüdüler. Tabii ki insanlara inanılmaz miktarlarda paralar verdiler, paralar dağıttılar ve bu yorumları aldılar. Yani elbette ki belki de gerçek yorumlar da vardır bunların içerisinde. Ama gerçek olmayan yorumlar da var. Onun için arkadaşlar şu anda Amazon dünyası bununla çalkalanırken unutmamanız gereken bir şey var. Ticarette sıfır risk asla ve asla olmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Lütfen aşağıya Amazon'la ilgili çekmemi istediğiniz, görüşlerimi merak ettiğiniz şeyleri yazın. Sizlerin bana vermiş olduğu fikirlere istinaden yeni Amazon videoları da çekmeye planlıyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.